Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Beni en rahatlatan şey koca tencere soğanı evin içinde döndürebilirim yani. O kadar beni rahatlatıyor. Bu da soğan kavurma manyaklığı. Yani ilginç. Emre Buga. Hanımlar beyler, Emre Buga. Evet, yine inanılmaz uzun boyun, harikulade bebek yüzün ve inanılmaz adelelerinle geldin, değil mi? Şimdi. Kendi kendini konuk aldığın bir program mı yapıyorsun? Yapmıştım. Evet. Bekar Mutfağı diye bir program yapmıştım. Orada kendi kendimi konuk alıyorsun. Aldım. Yok ya. Çok acayipmiş. Çünkü orada çağırdığım konuk gelmediği için, oraya da o kadar güzel hazırlandığım için ben bu yemeği yapacağım dedim. Aha. Konuklu yapacaksan, format böyleyse kimi bulabilirim o saatte? Sabahın 6'sında yapıyoruz çünkü çekimi. Hı hı. Ondan sonra kendimi konuk aldım. Biraz böyle Black Mirror, paranormal activity gibi bir şey oldu ama iyi. Ben de kendimle ilgili bir sürü şey öğrendim orada. Şimdi elimizde bazı görüntüler var. Senin daha önce çektiğin filmlerle ilgili. Evet, şimdi onları görelim. Emre, senin böyle bir film hikayesi gibi bir habere başlayış serüvenin de var aslında. Yani ondan biraz bahseder misin? Nasıl oldu? Yani sen çok istemiyordun galiba ama bir şekilde olaylar gelişti ve kendini ekranda buldun. Ya evet, benim haberciliğe başlamam çok enteresan oldu. Aslında ben elektronik mühendisliği okuyorum. Şimdi galiba bu senin işsiz olduğun bir dönemdi. Saç sakal birbirine karışmış ve aklını oynatmışsın. Hakikaten böyle bir şey oldu. Ama en çok sakalımı özlüyorum. Evet. Ama peki şey, sakalın olamaz mı? Olamaz diyorlar. Olamaz yani bir süre olmasın. Peki. Ama bu çok enteresan bir format olmuş hakikaten. Ben de bunu yapabilirim. Benim en çok eğlendiğim programdır bu arada. Evet. Ve en temiz çektiğim, en kaprissiz konuğum kendim. Mükemmel. Harikulade bence. Ya bunu ben niye denemiyorum? Zaten benim çok konuştuğumu söylüyorlar. O zaman bir konuk alırım. Nefis götürürüm kendimi konuk alarak. Harikulade format. Bayıldım hakikaten. Devam. Mühendisliği okurken bana okul zorunlu olarak bir staj yeri buldu. O da Show TV'deydi. Gittim. Aslında ben ölçü bakım odasının içinde o stajı yapıyorum ama tam karşıda bir de off tip odası. Bütün bu seslerin alındığı yerler var. Günün birinde tanıtım sesi verecek olan kişi gelmiyor. O sırada da tesadüfen ben oradan geçiyorum. Ben değil sen de oradan geçsen sana okutacaklar. Öyle başladı. Yemek yapan erkek de seviyor. Ya sen çok çatlak bir adamsın ya. Şimdi önce kendini konuk almışsın, ondan sonra bir başka akıl hastasını Sabahı konuk almışsın. Sabah inanılmaz bir konuktur. Sabah ile yapılan bir programın boş geçmesine imkan yoktur. Sabah harikaydı. İnanılmazdır. Sabah müthiştir. Hem program yaparken hem konuk olurken harikuladedir. Çok doğru bir tercih. Devam. Evet. Bekarı. İçiyorum, çekiyorum tam o sırada. Dönüyor. Denemek ister misin? Hafif aşağı doğru tutuyorum. Evet. İtip çekiyorsun. Çek. Aynen. İttir çek. Ah. Bugün ne yapacağız? Lazanya yapacağız ama tuzu çok fazla koymayacağım. Eğer acılı bir sucuk kullanıyorsanız karabiberi biraz az koymanızı tavsiye ederim. Kekik. Kekiği de ilave ediyorum. O çiçek aslında ıspanağın içindeki demiri yok ediyor. Yani özellikle bu salatayı benim çiğ ıspanakla yapmamın nedeni o. Daha çok vitamin. Ben genelde büyük salatalara 2-3 yemek kaşığı gibi balzamik koyuyorum. O zaman tam kıvamında oluyor. But when you
Harikulade. Yani çok aklın başında bir insan da değilim. Hayır ama çıkıyor. Bence aşırı derecede başarılı ve stüdyomuzda da seyircimizin kahkahaları bir şeye işaret. Peki bizim yöneticilerimiz niçin sana böyle bir program yaptırmıyor? Cumartesi ya da pazar mükemmel çalışmaz mı? Vallahi, ve üstelik asıl işini de, asıl haber işini de baltalayacağını hiç sanmıyorum. Almanya'da bir adam var. Hem ana haberi sunup hem de hafta sonu bu tarz programlar yapıyor. Ama bilmiyorum artık onların vereceği karar. Ben şu yaptığım programda en çok kafamı dağıttığım, en çok kendimi rahatlattığım şey. Belki benim konuklarım bu görüntülerden sonra işte yaptığım yemekleri tatmakta biraz zorlanıyor olabilirler. Lezzetli oluyor bu arada ama bunları gördükten sonra da biraz çekiniyorlar. Ondan sonra vallahi çok istiyorum. Çünkü bir kere beni en rahatlatan şey şimdi diyecekler ki deli herhalde ama soğan kavurmak. Yani soğan kavrulduğu zaman bir evde benim bütün bazıları ada çayı döküyor, şey yapar, evin içinde döndürür. Ben de neredeyse bir koca tencere soğanı evin içinde döndürebilirim. Yani o kadar beni rahatlatıyor. Nursel'i tanıyor musun Nursel'i? Nursel'i tanıyor. Nursel Ergin. O da diyor ki yemek kokmayan ev kalmasın. Yani doğru diyor. Hakikaten bu gösteri dünyasındaki yalnızlık hakikaten bana dert olmaya başladı. Çünkü hakikaten herkes yalnız ve herkes evinin büyük bir aile orada sabahtan akşama kadar yemek pişiriyormuş ve yemek yiyormuş gibi yemek kokmasını istiyor. Bu da soğan kavurma manyaklığı. Yani hakikaten ilginç ama şimdi hem TV100 ana haberi hem de çok önemli bir siyasi program olan Bakış Açısını sunan bir adamın bence hafta sonu böyle bir program yapması da lazım. Hemen konuşayım. Yani sen de konuşabilirsin. Benim konuşmama gerek yok da ben de bir yandan bir pres yapayım. Böyle bir program hele hele şu yaz günlerinde ne kadar eğlenceli olur. Ve harika tabii olur ki ülkemizde yerel seçimlerden sonra da bir seçimsiz döneme girmek istiyoruz. Peki şöyle fakat bir şey yapar mıyız? Ya? Bunu yaptığımız zaman ilk konuğum sen olursun o zaman. Söz nasıl mı? Yani? Sen abi bekar mısın? Bekarım tabii. Ben her yemekte sarımsak kullanıyorum. Her yemekte sarımsak kullanıyorum. Tabii ki bekar. Tabii ki. Hayır numaracı. Sarımsak da yok. Kesinlikle numaracı. Kesinlikle bütün bunları bu kadınları cezbetmek için yapıyorsun. O yemekleri yapamayışın. Kendini acındırman. Yapamıyorum. Hatta o kadar yalnızım ki kendi kendimi konuk alıyorum. Evde soğan yatakta çeviriyorum. Yatakta kendimle yatıyorum. Hadi Emre yatalım istersen. Bir dakika Emre, o zaman ben müthiş toraksımı ortaya çıkaran bir şey giyeyim. Ne giyiyorsun gece yatarken? Ne söyleyeyim giyiyorsun? Mi burada? Ben ne giyiyorum çocuklar? Benim ne giydiğimi ben hatırlamıyorum çoğunlukla. Ben de özel dikim şortlarımı giyerim. Üzerime özel dikim V yaka şey gibi alırım ben. Neydi çocuğun adı? Günaydın, günaydın, günaydın. Aşkla, huzurla, mutlulukla, şanlıkla. Murat Övüç V yakası bir şey giyerim ve öyle yatağa giderim. Kendimi konuk alırım sonra yatağa, gel Okan derim falan. Ya bu kadar bekar olduğuna inanmıyorum ya. Hakikaten mi? Bir şey söyleyeceğim, bekar olmayı herkes yalnızlık olarak algılıyor ama yani bekar olmak yalnızlık demek değil ki. Evet, yalnızlık demek. Hayır. Değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bugüne kadar böyle bir hata içinde miydin? Bilmiyorum nasıl bir bekarlık geçirdin ama. Ben bayağı yalnız bir bekarlık. Ya bekar olunca yalnız olmak gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Hadi lan. Ben çok evlendim. Tamamen salakmışım. Peki bu yemekle ilgili ve bu çok ilginç bir program bu. Bir yayın evinden teklif almışsın. Aldım. Peki bu bir kitap olacak. Bu bir kitap olacak çünkü ama yani bu hemen olacak bir şey değil. Yani çıktığı zaman hakikaten herkesin alıp uygulayıp deneyip şey yapacağı bir şey. Yani denedim ama olmadı deyip bana da sonra bir sürü kötü yorum gelmesin diye bunu çok dikkatli yapmak lazım. Aslında böyle bir sürü bekar evi var, öğrenci evi var,
sadece bekar mutfağı dediğimiz zaman aklı hemen bu kitle geliyor. Ama yalnız yaşayanlar var. Bir dönem bütün aileyi besleyip daha sonra kayıplar vermiş, işte çocuklarını başka şehirlerde eğitime yollamış, eşini kaybetmiş. Dolayısıyla tek kişilik ya da iki kişilik porsiyonun ne olduğunu bilmeyen de binlerce insan var. Yani akıllara ilk başta bu bekar mutfağı, aa eğlenceli, evet. Niye gazete kağıdının üstünde yapmıyorsun, yumurta kırmıyorsun deyip böyle dalga geçenler de oluyor ama hakikaten artık kaynar kazanlarla, böyle koca kazanlarla yapılan yemekler bitti gibi. Özellikle yaşlılar bu ne programı takip edenler de şey var. Şu anda anlattığın şeyler çok hoşuma gitti. Yani çünkü böyle bir duyarlılığım var. Yani hiç öyle toraksını geliştiren bir adam gibi yaşamıyorsun hakikaten. Ama ve şu da tabii, bu da bir röportajından alıntılıyorum. Hakikaten bayıldım bu duyarlılığına. Ama şöyle demişsin. Bir dönem İspanya'da yaşadım ve oraya ne yapacağımı hiç bilmeden gittim. Kendimi bir anda çarşı pazarın içinde buldum. En iyi sebzeleri nereden bulabilirim acaba diye bir çevre edindim. Ya akıl hastasısın ya kesinlikle yalan söylüyorsun ya da hakikaten inanılmaz derecede duyarlı ve iyi bir insansın. Ben olsam bir dönem İspanya'da yaşasam ve oraya ne yapacağımı hiç bilmeden gitsem, kendimi bir anda çarşı pazarın içinde bulsam en iyi sebzeleri nerede bulabilirim diye düşünmem. Ve en iyi sebzeleri edineceğim bir çevre edinmem. Doğru. Ama bu belki de daha iyi, daha farklı bir hayatım olabilirdi orada ama beni oradaki komşum pazara götürdü. Yani İspanya'ya gidip kendini bir anda İspanya'da buldun, çarşı pazarda buldun ve bu toraksla ve bu güzel gözlerle en iyi sebzeleri nerede bulabilirim diye bir çevre mi edindin? Evet. Onu da komşum götürdü beni. Orada da şeflerin alışveriş yaptığı yere denk geldim. Onlardan komşum bir sürü şey. Komşum kimdi? Yani bir kadın mıydı? Kadındı. Bir kadınla buldun, İspanya'ya gittin, nerede olduğunu bilmiyordun, bir kadın buldun ve ona en iyi sebzeleri nerede bulabilirim mi dedin? Alışveriş yapacağım, nereye gidelim dedim, o da oraya götürdü. Bana lütfen normal bir konuk getirin bir sonraki programda. Ben bu acayipler insanlarla uğraşmak istedim. Yani İspanya, kaç yaşındaydı bu kadın? 60. Tabii normal, ben de olsam en iyi sebzeleri nerede bulabilirim derdim. Yani 60 yaşındaki bir kadına haksızlık olmasın ama... Tabii onun kalbine girmenin yolu da galiba belki de hele hele İspanya'daysak en iyi sebzeleri nerede bu? Aa, üçkağıtçı. Ama ben sıradan bir süpermarket sormuştum. O beni oranın en güzel şeyine... Seni görünce tabii en iyi sebzelerin bulunacağı yere götürmüştür. Beni görse süpermarketi tarif ederdi. Ama seni en iyi sebzeleri bulmaya götürmüş. Tunca seni ve beni benim beyaz silibimle, senin de turuncu mayonla beraber bize herhalde süpermarketi tarif eder. O kadar yakışıklı bir herif ki. Bu adamın zaten haber sunmaması lazım. Almanya'da özel prodüksiyonlarımız var. Oynar mısın? Harikulades. Ötüş Emre Bugay.